Golden Sonra programından herkese iyi günler, iyi haftalar. Geçen hafta Final Four fikstürlü mücadelede Final Four final mücadelesini gerçekleştirdik. Olimpik Akademi Birlik Spor mücadelesi oynandı ve açılış sezonunu o maçla birlikte bitirmiş bulunuyoruz. Olimpik Akademi finalde Birlik Spor'u 7-3 mağlup ederek sezonun şampiyon takımı oldu. Antalya biletinin yarısını cebine koymuş bulundu. Bugün artık sezonun son Golden Sonra programını gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren artık yeni sezonla ilgili bir program yapacağız. Ve yeni sezondaki liglerimizde bulunan takım kaptanlarını programımıza konuk edeceğiz. Yine Erdi Ayaz'la birlikte Golden Sonra programında sizlerin karşısındayız. Biliyorsunuz Erdi Ayaz geçen hafta nişanlısından izin alamamıştı. Bizimle birlikte olamamıştı. Fakat bugün izin aldı ve bizimle birlikte. Erdi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Ben de konuklara hoş geldin diyorum. Olimpik Akademi ailesine. Hem şampiyonlukları hayırlı olsun, hem de diğer takımlarımıza da yeni sezonda başarılar da dileyelim. Önümüzdeki döneminde, bu önümüzdeki haftada Free Lig'in playoffları olacak. Evet. Ama Türkiye Şampiyonası biletinin yarısını cebine koyan akademiyi de tebrik ediyorum. Birlik Spor'u da finalde göstermiş olduğum mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Evet, Olimpik Akademi takım kaptanı Gökhan Özdemir ve takımın yıldız oyuncularından Kubilay Düzgün bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Keyifler yerinde. Çok şükür. Final maçından sonra neler yaşandı, final maçında neler yaşandı? Biraz konuşalım bunun üzerine, sonra sorularımız olacak. Tamam, önce ben başlayayım. Önce senle başlayalım kaptan. Final maçından önce de burada yaptığımız röportajda da çok dostane, çok centilmenlik içeren bir maç olacağını söylemiştim. Elimizden geldiği kadar da misafirperverlik örneği göstererek arkadaşlarımıza güzel bir gün geçirdik. Hep beraber olduk, ailelerimizle olduk orada. Güzel maç oldu, sonucu da güzel oldu. 7-3 gibi net bir skorla da rakibimizi yendik. Dediğiniz gibi Antalya biletinde yarısını cebimize koymuş olduk. Güzel bir gündü bizim için. Kubilay bu hafta ilk maçına çıktın. Final maçında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştın. Bir maç cezalıydın. Cezan bitti. Finalde oynadın ve büyük de bir katkı sağladın takımına. Senin görüşlerini alalım. Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Çok iyi bir mücadele gösterdiler. Biz de bütün sezon çok büyük emek verdik. Tam bütün emeklerimizin karşılığını aldığımız bir maçtı. Bunun bilincinde çıktık ve kazandık. Çok mutluyuz. Başka diyeceğim şey yok. Maça katkın gerçekten çok önemliydi. Sonra da yerini Deniz'e bıraktın. Deniz de galiba bir gol atarak yine katkıda bulundu. Oyun içerisinde maçın başında aslında Birlik Spor'un da çok fazla yoğun atakları vardı. İki hatadan gol yediler. Kaleciniz Önder'in müthiş bir performansı vardı. Yani evet. 20'nin üzerinde kurtarış yaptığını ben saydım. Çok üstün bir performans sergiledi. Genel olarak takımdaki oyuncular ve maçla ilgili de görüşlerini alabiliriz. Önder'le başlayayım. Tabii ki. Bütün sezon zaten herhalde yanlış hesap tutmadıysam ligin en az gol yiyen kalecisi galiba. Doğrudur. Dolayısıyla da Önder'e çok güveniyoruz. Zaten takım kaptanlarımızdan bir tanesi. Maçın başında 20, yani maç boyunca 20 tane kurtarmış ama maçın başında 2 tane çok net var. Evet. O 2 taneye de maç belki dönebilir. Arkadaşlar başka bir böyle manevi olarak böyle bir güce gelebilirlerdi. O bizi döndürdü. Ama biz genel olarak bütün sezon 17 maç sonrasında playofflar falan hep kötü başladık. Hı-hı. 2 kere 3 kere galiba geriden gelip kazandık. Yine öyle kötü başlayacağımızı tahmin ediyordum ama Önder tuttu bu sefer. Evet. Onun dışında işte Ergin yine klasik görevini tam layığıyla yerine getirdi. Ergin'e bir anti parantez açabiliriz aslında. Ergin maçtan sonra artık biraz da beni de övün dedi. Doğru söylüyor aslında. Gerçekten maçın en önemli oyuncularından biriydi. Yani stoperde muhteşem oynadı. Aynen. Kesici özelliğini çok fazla kullandı. Tıpkı Hırvatistan milli takımdaki Vida gibi. O da şu an milyon dolarlara katıyor böyle değerini. Ergin'in de değeri gitgide yükseliyor. Yani evet, çok iyiydi yani. Sezon final boyunca, performans çok iyiydi. Çok iyiydi. Sezon boyunca da sezon çok boyunca iyiydi. Ergin yani çok düzgün bir çocuk ya. Biz çok mutluyuz onunla beraber olmaktan. O da çok mutlu zaten. Evet. O mutluluk da sahaya da yansımaya başladı. Bütün ekipte de o olmaya başladı. Evet. O yüzden Ergin, Allah razı olsun kendisine, ne diyelim. İsa iyiydi o günü. Burak. Burak zaten biliyorsun, o da galiba iki sezonda 70 tane yakın tabii gol attı bütün şeylerde. İşte Tahsin Yavuz sonradan oyuna girdi. Sonradan oyuna girdi. Zaten onu yarı final performansına rağmen finalde oynayamadı. Söylemiştim olmayacağını ama. Olmayacağını söylemiştim sana bir yayın önce. Kubilay zaten ortada çok iyiydi. Yerine giren Deniz golünü attı. Bize desteğini devam etti.
Ekrem diye bir arkadaşımız normal sezon içerisinde çok kadroda yer bulamadığımız için çağıramadık ama yarı final ve finalde bize çok büyük katkıları oldu. Ümit'i oynatamadık cezalı olduğu için. Ama Ümit bu arada burada bizimle ama cezası bitmediği için kendisini yayına almadık şu anda. Ama Ümit de biliyorsun bizim için çok önemli. Kaptan Ayhan Ersin çok önemli. Maestro. Çok güzel işler yaptı bu o maçta da yine. Yani bütün takım, bütün sezon iyiydik ya herhalde. Aynen. Bu maça kadar 20 küsur maç oynadık herhalde. Bir mağlubiyet var zannediyorum. O da ligin son haftasını. Onun dışında hiç mağlup olmadan buraya kadar getirdik. Az kalsın namalup ligi tamamlayacaktınız. Ya evet ama o son maç papazlar maçında cezaların playoff öncesine temizlenmesi falan çok eksik falan. Aynen. Çok stratejik bir maçtı. Liderlikte garantiydi. Evet, o hafta yenilsek de sıkıntı olmayacaktı falan. Öyle oldu yani. Onun dışında mağlubiyetimiz yok. Erdi'den de biraz final yorumu alalım. Sen de maçı izledin. Beraber hatta maçı anlatmaya da çalıştık saha içerisinden. Evet. Sen neler gördün maçla ilgili biraz üzerine konuşalım. Ya aslında bizim maçtan önceki söylediğimiz şeyin dışındaydı. Yani yorumladığımız şeyin dışında biraz maç gelişti. Nasıl? Birlikspor Akademi'de kendi futbolunun biraz dışındaydı yani. Normal benim tabii kendi yorumum bu. Çünkü oyunsal anlamda şey oldu yani biraz karman çormana döndü bir 10 dakika falan. O arada yani Yalçın galiba Birlikspor'un kalecisi. Yalçın beni affetsin. Yani yediği gol finale yakışmayacak bir gol. Böyle başlarda böyle gol yediğiniz zaman toparlanması ciddi anlamda zor. Ha, belki bu akademi takımının kötü oynadığı anlamında konuşmuyorum tabii, bunu. Tabii tabii. Veya şampiyonluğu göğe düşürmek için değil. Maç olarak yorumluyorum yani. Bence hak ederek şampiyon oldular. Kesinlikle. Maç olarak konuşsak böyle maçlarda işte bu tip golleri yediğiniz zaman bir de rakibinizin güçlü olduğunu biliyorsanız ve buna karşı bir önlem alıyorsanız psikolojik olarak da demoralize oluyorsunuz ve geriye gidiyorsunuz. Baktığımız zaman bir tepki koymaya çalıştılar ama burada da Önder Şal'la gerçekten yani yine akademi kazanabilirdi ama takımı yani dedi ki yani siz rahat olun ben buradayım. Oyunda tuttu. Siz dedi çıkın dedi yani çünkü çok kritik yani ciddi anlamda çok kritik. En az benim saydığım 4-5 tane kurtarışı vardı yani. Net. Net. Aynen. Şimdi böyle takımlara karşı da yani akademi gibi takımlara karşı da gol atamazsanız yersiniz yani. Bunun şeyi yok. Nasıl olduğu önemli değil. Bir şekilde yersiniz. Bu maçın özelinde birebir eşleşmelerde Ergin gerçekten Mustafa'yı inanılmaz derecede bezdirdi, bitirdi. Yıprattı. Aynen. Yıprattı. Yine hayal kırıklığından biri hep överek bahsettiğimiz Birlikspor'dan Ramazan Asma kardeşimizin sahada kendine yer bulamaması veya akademi takımındaki oyuncuların bulunmaması. Oynatmaması. Tabii. Evet. Akademi takımına dönersek Önder Şal ve Ergin, Kubilay Düzgün, Ayhan Ersin bu maçta biraz beklenenin tabii gol ayağı olarak gördükleri için Burak Arı biraz hani normal şartlarda böyle maçlarda 2-3 tane atar yani. O biraz hani şey oldu. Normal beklenenin altı. Çünkü ona önlem alacaklar. Her takım her takımın golcüsü. Aslında Burak oyun içerisinde çok fazla yer değiştirdi. Evet. Bu daha da sağda bir sıkıntı yaşıyorsa sola geçti. Ya solda yaşıyorsa sağa geçti. Çok gezdi. Ersin hocam şöyle bir şey var. Şimdi iki tane iyi takım oynuyorsa aslında böyle maçlarda bek oyuncularınız yani orta sahada defansif olarak gördüğünüz oyuncuların skora katkı yapmak için uğraşması gerekiyor. Burada Ümit'in yokluğunda Kubilay ile Ayhan'ın paylaşmış olduğu orta sahada Ayhan'ın zaten hani pasör özelliği çok yüksek. Evet. Kubilay biraz top driblingini yaptığı için orada biraz tempoyu o ayarladı. Ama yani şöyle bu kötü golleri yemeseydi Birlikspor belki maç farklı bir şekilde de gidebilirdi. Yani başa başa gidebilirdi. 7-3 bir skor değil de çünkü ikinci yarının son 15 dakikası Birlikspor oyuncuları komple maçı bıraktı. Doğru, yani hani doğru. Maç bitti onlar için. Yani belki akademi takımı o ara hani daha da fazla yüklense belki daha da fazla olabilirdi. Yani yine bu maçın özelliği akademi tecrübeli bir takım. Birlikspor çocuklar geçmişten beri birbiriyle oynadılar ama gerçekten 2 yılın flaş takımlarından biri Avrupa yakasında. Ben onların daha iyi olacağını düşünüyorum ki orada Üst Soğuk Su, Ay Yıldız vesaire Brodus gibi takımların daha da iyi olacağını düşünüyorum. Tecrübe galip geldi. Yani konuştuğumuz şeyler futbol anlamında olmadı ama kağıt üzerindeki şeyler oldu yani. Birlikspor'un sadece bu maç özelinde yani kaybeden olarak konuşuyorum. Kazanan kazanmışsa doğruları yapmıştır demektir zaten. Kaybeden Birlikspor tarafında da tecrübe eksikliği Yalçın'ın böyle maçlarda daha konsantre olması gerekiyor. Geçtiğimiz maçlara baktığımız zaman
Ramazan'ın vesaire daha fazla sorumluluk alması gerekiyor bu tip maçlarda. Tecrübe eksikliğinden. Yalçın konusuna gelmiş, orada bir iki cümle söylemek istiyorum. Yalçın sezon içerisinde Sefaköy'de oynanan ligde yanlış değilsem 7-8 maç civarında hiç gol yemeden tamamladı ve takımını aslında sırtlayan, taşıyan oyuncularından biriydi. Ama dediğin gibi yani final başka bir şey oluyor. Şimdi burada yani. Ben Yalçın'ın kötü kaleci değil demiyorum. Yalçın gerçekten final performansı kötüydü. Yalçın gerçekten atletik bir kaleci. Tabii ki. Yalçın biraz daha tecrübe katması lazım ama tabii futbolda var bunlar. Elinden kaçırabilirsin ama işte böyle maçlarda bu da ona nasip oldu. Aynen. Bir elinden topu kaçırması takımı demoralizer. Yani siz akademi takımına karşı bir şablona çıkarsınız. Burak Arı'yı kilitlersiniz. Ötekini kilitlemeye çalışırsınız, kapanırsınız. Başka şekilde gol yeriz diye düşünürken bambaşka bir şekilde gol yemek takımı düşürür yani. Çünkü karşındakinin güçlü olduğunu biliyorsun. Final motivasyonu bambaşka bir şey. Yani çok iyi oynamak değil, finalin motivasyonu ayrı. Yani bence motivasyonu çok yüksek değildi. Bir de final atmosferini de kaldıramadılar. Artık finaldeyiz, artık bu son maç, rakip Yusuf Olimpik Akademi. Mesela. Yusuf çok iyiydi. Yusuf iyiydi stoperde. Ama şeyi yapamadılar yani. Bu ön taraftaki üçlüsüyle arka taraftaki üçlüsü bağlantı bir türlü aralarını kapatamadılar yani. Öyle açıklar vererek, şut mesafeleri, şut şansları vererek. Orada biz şimdi Yalçın'la ilgili konuşuyoruz da Yalçın'ın da hani o golden bahsediyorum ama diğer Yalçın'ın 7 gollerde yapacağı hiçbir şey yok yani. Orada hemen Kubilay'a bir soru sormak istiyorum. Kubilay, orta sahada Ayhan Ersin'le mükemmel bir uyum içerisindeydiniz. Hele Ayhan'ın attığı bir gol var, hala inanamıyorum. Orta sahadan Burak'a uzun bir top attı. Saniyeler içerisinde ceza alanı içerisinde topla buluştu ve golü yaptı. Orta sahada özellikle sen ve Ayhan'ı Ramazan bir türlü geçemedi. Orayı çok delmek istedi. Geçemediği için kendini kanatlara da attı. Yani sen orta sahada kendini daha mı rahat hissediyorsun? Sanki daha önce oynadığın maçlarda kanatlarda da oynuyordun. Bu sefer Ayhan'la birlikte güzel bir uyum yakaladınız finalde sanki. Ben Ayhan abiyle zaten yaklaşık 10 senedir beraber oynuyorum. Gerçekten birbirimizi iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Onunla oynamak tabii çok rahat oluyor. Gerçekten iyi bir oyuncu, iyi ayaklara sahip, iyi bir pasör. Onunla oynamak çok keyifli. Ben de ona yardımcı olmaya çalıştım diyeyim. Zaten hafta içi o Ramazan arkadaşımıza çok çalıştık. Solak olduğunu, işte şut attığını öğrenmiştik. Ben solunu aldığı zaman yakın oynamaya çalıştım. Evet. Başardım da yani diyebilirim. Çünkü çok fazla etkili olamadı bence. Ama iyi bir oyuncu. Gerçekten savunması çok zor bir oyuncu. Ona rağmen bence Ayhan abi iyi bir oyun ortaya koyduk. Burak abi, Ergin abi zaten iyi sıkıştık. İyi kapattık orayı. Yani takım oyunuyla kazandığımızı düşünüyorum daha tecrübeli olarak. Yani rakibimiz ama iyi bir takım gerçekten. Ya ben Olimpik Akademi'nin maç stratejisini çok beğendim. Özellikle Mustafa topu aldığında Ergin hemen dibinde bitti. İsa ile birlikte hemen müdahale ettiler. Ramazan hiç dönemedi. Her döndüğünde karşısında Kubilay'ı, Ayhan'ı gördü, İsa'yı gördü. Yani müthiş hazırlandığınız belli. Acaba Birlik Spor mu sizin kadar iyi hazırlanamadı? Bilmiyorum onu ama burada önceki röportajda da konuşmuştuk zaten. Evet. Biz onların yarı final maçında kalıp seyrettik. Defanstaki bir iki arkadaşın iyi olduğunu gördük. Bir de Ramazan arkadaşımızın iyi olduğunu gördük ama soluna ama çok toplu oynadığını gördük. Muhtemelen dribbling yapacaktı, yine şut çekecekti falan. Bunları konuştuk. Kubilay'a da söyledik, Ayhan'a da söyledik. Kubilay yetişemiyorsa Ayhan olmadı. Hatta İsa, o kadar zorlandı ki bazı anlarda stopere kadar gelip top almak zorunda kalır Ramazan. İşte maksat oluyor. Hani onu ileri atabilmek. Kalenin önünden almaktansa daha ileride topu alsın. En azından işte Kubiş'le çarpışsın, Ayhan'la çarpışsın oralarda. Yorulsun. Gibi öyle konuşmuştuk onları. Baştan önce de konuştuk soyunma odasına da. Benzer şeyler de oldu zaten. Ama Ramazan iyi bir oyuncu. Evet. Maçtan sonra da sohbet etmiştik hatırlarsan. Aynen. İyi bir oyuncu. İnşallah seneye daha başarılı olur. Yeni sezonda daha da başarılı olacak. Galiba transfer yapacaklar galiba. Öyle konuşmuştuk. Yaptılar. Bir iki transfer yaptılar. Daha da transfer yapacaklar. Ama iyi bir takım. Erdi, yeni sezonla ilgili biraz konuşalım. Yine kaptanlarımıza, Kubilay'a yine sorularımız olacak. Yani yeni sezonla ilgili geçmeden önce ben bir kısa bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Biz şimdi bir de gözde görülmeyen Ekrem'le İsa da vardı. Tabii. Aynen. Bu üçü Birlik Spor'un üçlüsüne göre daha sert bir üçlüler. Yıldırma özellikleri daha fazla ki buna rağmen yani şimdi biz burada Ergin'in, İsa'nın, Ayhan'ın, Kubilay'ın, işte Ekrem'in iyi, Önder'in iyi oynadığını söylüyoruz. Bu iyi oynamalara rağmen Birlik Spor oyunu tutunabilecek pozisyonları da buldu yani. Bulmadı değil. Çok direkten dönen top lazım. Yani bu Birlik Spor için bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Yani akademi takımı bence o maçı her halükarda oyun kazanabilirdi ama Birlik Spor kazanmak adına akademiyle bir şey, bir mücadeleye giremedi yani güçlü oyunda. Hani biz Birlik Spor bu maçın 20. dakikasında maç değişebilecek dediğimiz pozisyonları değerlendiremediler yani.
Ondan sonra da skor 2-1 iken Önder'in üst üste 2 net kurtarışı vardı. Evet. Mesela o 2 gol, 2 kurtarış olmasa 3-2 öne geçecek şimdi belki. Ondan şöyle bir şey. Şimdi maç 2-1 ama Birlikspor hala gol yiyeceğinin sinyalini veriyor yani. Evet. Atabilirdi ama yiyeceğini. İkisi de hatadan yediği gollerdi zaten. Maç 2-2 olsa da hı-hı, maç orada bitmiyor ki. Siz 2-2 yapınca bitmiyor yani. Evet. Orada maçın geri kalanını da oynamanız gerekiyor. Aynen. Şimdi pozisyon mücadeleye baktığın zaman Birlikspor şu görüntüyü verse evet buna katılabilirdik. Yalçın hatalı bir gol yedi. 1-0 oldu. 1-1 oldu. Tutabilse oyunu. 2-1 akademi öne geçti. Ama maçı izlerken baktığımız zaman Birlikspor pozisyon vermiyor. İşte akademi pozisyona giremiyor diyemiyoruz. Hı hı. O yüzden golü yiyeceği belli zaten. Orada kendi yakaladıklarını değerlendirmesi gerekiyor ki oyun bu halı saha yani maç iki farklı olup maç dönebilir. Ama Birlikspor o savunma kurgusu ön kurguyu bir türlü oluşturamadı. Evet. Orada olay bitti zaten Birlikspor adına yani. Aynen. Şimdi birazdan Adana'ya da bağlanacağız. Bir telefon bağlantısı yapacağız. Geçen hafta Ankara İl Müdürü'ne bağlanmıştık. Ankara'yı konuşmuştuk. Birazdan da Adana İl Müdürü Kerem Özgün'e bağlanacağız ve Adana'daki playofflar başladı. Playoff havasını öğreneceğiz. Ne olup bittiğini orada öğreneceğiz. Kaptan, yeni sezonu artık hazırlık yapıyorsunuz. 5 Ağustos'ta Ümraniye'de başlayacağız ligi. Transferleriniz var mı? Yeni sezon için neler planlıyorsunuz? Transferler var birkaç kişi. Zaten geçmiş sene de amatör oynayıp da bırakanlar filan da onlar da dönüş yapacaklar. Bir 4 kişi filan 5 kişi dahil edeceğiz kadromuza. Ama şimdi isimlerini söylemeyelim onları da. Fiyatları yükselmesin. Yok ya o açıdan değil de görüştük hepsiyle, okeyleştik. Bir sıkıntımız da yok. Başlayacağız, edeceğiz inşallah. Yani bu. 4-5 tane oyuncu arkadaşımızı ilave edeceğiz. Kubilay devam ediyor musun yeni sezonda Olimpik Akademi'de? Öyle görünüyor ama teklifleri yine değerlendireceğim. Sana direkt ulaşan teklifler var mı? Var, birkaç tane var, değerlendireceğim. Kaptandan gizli mi görüşüyorsun? Öyle olmak zorunda. Erdi El Presidente ne olacak yeni sezonda? Biraz ondan da bahset. Sonuçta o takımın bir üyesisin sen. Yani El Presidente için de kısa bir şeyler söyleyeyim. El Presidente için de işte Furkan Başkan kadroya ilk önce oyuncular katmaya çalışıyor. Biz şu an iyi oyuncu kötü oyuncu diye bakamıyoruz. Oyuncular katmaya çalışıyoruz. Yani 18 takımlı bence Türkiye'nin en iyi fikstürlü ligi. Zor bir lig olacak. Hafta sonu çok kalabalık olacak. Orası her maçın puanı beraberliğin bile önemli olduğu bir lig olacak. Ya biz keyif almaya çalışıyoruz. İnsanlara bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Keyif aldırmaya çalışıyoruz. Rekabet her zaman olmalı. Hı hı. Ama mağlup olduğunuzda ve galip geldiğinizde rakibinizin elini sıkıp bu dost çekti bozmamak gerekiyor ki yine daha önceki programlarda da söylediğim gibi yani her sezon farklı bir takım şampiyon olur. Bu ligin ne kadar kaliteli olduğunu da gösteriyor. Önümüzdeki sezon da ben yine kendim benim düşüncem farklı bir takımın şampiyon olacağını düşünüyorum. Bu 18 takımdan herhangi biri de olabilir. Herkes önem veriyor. Bizim amacımız oraya insanları toplayıp Ümraniye'ye olsun, Çengelköy'e, Sefaköy'e vesaire playofflarımıza insanların sıkılmış olduğu bu Süper Lig futbolundan sıkılmış oldukları bu işte ne bileyim saçma sapan sporlardan veya işte değeri düşen, markası düşen programlardan izlenme zevki düşen şeylerden kurtulup buraya insanları heyecan yaşayabileceği hem yaşayabileceği hem yaşatabileceği bir ortama çekmek çok da yetenekli oyuncuların olduğu çok da kaliteli insanların olduğu bir yer. Amacımız daha profesyonelce daha da yukarılara gidebileceğimiz insanlara daha güzel mutlu ortamlar unutamayacakları anlar yaşatabileceğimiz bir platform sağlamak. İnşallah bu bağlamda da Golden League ailesi olarak, Golden League'deki insanlar olarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Tabii elimizde bir, keşke bir siyeli değnek olsa da bir anda olsa her şey. Ama şu an iyi gittiğimizi düşünüyorum insanlarla beraber. Daha da iyi olacağını ve daha farklı ortamlarda bu insanlarla beraber daha iyi şeyler yapacağımı düşünüyorum. Yenilik 5 Ağustos'ta başlıyor. Allah kaza mani vermezse. Bence bu sezon bambaşka olacak. Atalar FC bize Instagram postundan bir soru sormuş. Yeni evet. Sezonda Atalar FC'nin durumunu nasıl görüyorsunuz? Şansımızı nasıl görüyorsunuz evet. Demiş. Yorumlamak yani ister misin? Sen yorumla. Ben yorumla. Yani şimdi Atalar FC takımı köklü bir takım. Çok değerli ve yıllardan beri bu işi yapan
bu ortamı toplamaya çalışan bir kaptanları var. Daha doğrusu kaptanları var derken çoğu konuşuyorum. Birkaç kaptanı. Birkaç kaptanı var. Evet. Levent, Levent ve Önder, Gökhan. Gökhan olsun. Kaleci Erbab olsun. Levent çok önemli bence onun forvet hattında. Yani şöyle işin bir gerçeği var. Yani işin bir gerçeği var. Atalar takımı için bu geçtiğimiz sezon maçlarını seyrettiğim için konuşuyorum. Yetenekli oyunculara sahip, tecrübeli oyunculara sahip. Bu çok önemli bir şey. Ama şu anki mevcut kadrolarına muhakkak takviye yapmaları lazım. Buraya geçmişte oynadıkları yerlerle sakın hani nasıl olsa biz burada kalırız, düşmeyiz veya yukarı çıkarız, şampiyon oluruz denmiyor. Golden League'de her hafta her şey değişebiliyor. Evet. O yüzden A planını yapıp, B planını yapıp, C planını yapmaları gerekiyor. Benim onlara sadece tavsiyem. Yani bu bütün takımlara tavsiyem de. Evet. Atalar bu sezon geldi ve alttan çıktı hemen. Hiç ikincilik oynamamış bir takım. Çok değerli, çok kaliteli ayakları var ama muhakkak ve muhakkak takviye gerekiyor. Tabii. Fizik gücü yüksek. Maraton uzun. Fizik gücü yüksek, yarı yolda bırakmayacak ve skora katkı yapabilecek adamlara muhakkak ihtiyaçları var. Göze hoş gelen futbolları, ateşli taraftarları var. Tecrübeli takımlar ama muhakkak takviye yapmaları şart. Ben buradan Levent abi onu söyleyeyim ya. Gayet güzel yorumladın. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Adana İl Müdürümüz Kerem Özgün telefonun diğer ucunda. Kerem merhabalar, nasılsın? Merhaba Ersin Timur, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Adana'da Golden League nasıl gidiyor? Playoff'lar başladı mı? Playoff'lar başladı ancak öncesinde ünlü golcü Ersin Erdi Ayaz yandı El Prezident'e takımına. Ona da selamlarımı göndermek istiyorum ilk olarak. Biz teşekkür ona selamlarımızı ederim. Gönderiyoruz. Umarım o da iyidir. İyi. Sağ olsun, teşekkür ederim. Ben de selam gönderiyorum. O da sana selamlarımı iletiyor. Aleyküm selam, teşekkür ediyorum. Adana'da playofflar başladı. Konferans biliyorsunuz Adana'da iki tane konferans var. A konferansı ve B konferansı. Üçüncü tur mücadeleleri bitti. İkinci çeyrek final mücadeleleri de başladı. Heyecan son sürat devam ediyor. Gerçekten kıran kırana mücadeleler oluyor. Ben 6 yıldır bu organizasyonların içindeyim. İlk defa bu sene bu kadar takımın şampiyonluk adayı olduğunu gördüğüm bir sezon oldu. Bu da galiba boşuna demiyoruz. Golden League, kendilerinin ligi. Bu da bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Sezon içerisinde Adana'da tıpkı İstanbul gibi çok maç oynatan bir il oldu. Çok yoğun bir maç programı vardı sizde de. Sezon içerisinde nasıl geçti? Biraz sezondan da bahsedelim. Ardından yavaş yavaş playofflarla ilgili konuşalım. Ve yeni sezonda yenilikler var mı Adana'da onları konuşalım. Evet. Şimdi biliyorsunuz Adana'da A ve B konferansı dediğim gibi seri sezon var. Biz de bu sezon fikstürlü yapmadık. Evet. Bol heyecanlı, bol gollü maçlar oldu. A konferansında ilk iki Ultrason takımı lider bitirdi. Beraberlik takımı ikinci bitirdi. Arkasından Barça City takımı geldi. Demir Kanatlar takımı uzun süre ligi iyi götürdü, lider götürdü. Yani Ultrason'la çekişiyordu ama son haftalarda biraz düşüşe geçti onlar da. O anlamda A konferansı bu şekilde ilerlerken B konferansı tabiri caizse biraz daha sonra açıldı B konferansı. Tabiri caizse ölüm konferansı diye nitelendirilebileceğimiz bir konferanstı. Rahat bir şekilde 6-7 takımın şampiyonluk adayı olduğu bir konferans. Burada da lider Bayfındık Kuruyemiş bitirdi. İkincisi o sıradaki Bostonlar Kuruyemiş. Dünkü çeyrek final mücadelesinde Zeki Ustur takımına elendi. Orada gerek Kiremithane olsun, gerek Momo City olsun, Gülbahçesi takımı, Uslu Home gibi çok iyi, çok iddialı, futbolu bilen ve oynayan oyunculardan kurulu takımlar. Yani B konferansı çok iyi bir durumda devam ediyor ve maç oynama şeklimizde devam ediyor zaten. Artık playofflardayız. Çeyrek finaller mi bitti? Çeyrek finalin ilk iki maçı oynandı. Bugün üç maçımız var, yarın üç maçımız var. Evet. Bu şekilde çeyrek finali gireceğiz. Yarı finale doğru geliyorsunuz. Final ne zaman olacak? Tarihi belli mi? Final 22 Temmuz Pazar günü 21.45'te oynanacak. Güzel. Hangi sahada oynanacak? Şınaranya Spor Tesislerinde. Bir nevi biraz da evimiz oldu orada bizim. Hemen hemen bütün maçlarımız Şınaranya Spor Tesislerinde oldu. Hı-hı. Çok güzel. Konumu iyi bir saha. Evet.
Sümeray'a da oynatacağız final maçımızı inşallah. Bakalım bir aksilik olmazsa belki Erdi Ayaz'la birlikte biz de 22 Temmuz'da sizi ziyaret ederiz. Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Tabii tabii, Erdi de bir şeyler söylesin. Ben Adana konferansını sosyal medyadan ve YouTube'dan ciddi anlamda büyük zevkle takip ediyorum. Kerem Bey'i de gerçekten orada kutluyorum. Hem oradaki takımları birbirine kaynaştırma ve rekabet açısından gerçekten çok güzel bir ortam yaratmış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda onu da yerinde ziyaret edeceğiz. Evet, en kısa zamanda. Teşekkür. Evet, teşekkür ediyorum. Ben kesinlikle bekliyorum yani. Bir Adana kebabını yemeden ölmeyin yani. Bilmiyorum daha önce Adana'ya geldiniz mi ama. Adana sıcak ama değil mi? Çok mu sıcak şu an? Maalesef çok sıcak. Özellikle gündüz 11 ile 4 arasında sıcaklık 40 derece ve üstü açık yerle, yani güneş gölge olmayan yerlerde. Maşallah cayır cayır yanıyorsunuz yani. Maalesef. Yeni... Adana insanının sıcakkanlı. Demin Erdi Bey söyledi ya, sosyal medya anlamında biz gerçekten iyiyiz. Takımlarımızın kaynaşması, yaklaşımları, işte mizah anlayışı sıcak olmamızdan kaynaklanıyor. O anlamda biz sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz. Anladım. Yeni sezon 22 Temmuz'dan sonra hemen başlayacak mı? Yeni sezonda yeni sahalar ya da yenilikler var mı Adana'da? Şimdi yeni sezon elenen takımlar maç oynama talebinde bulundu dahi. Ancak mevcut zaten devam ediyor. Hemen bitirir bitirmez. Yeni sezona başlayacağız. Şöyle bir planlamamız var. Tarih tam net olmamakla beraber 1 Ağustos diye düşünüyoruz ama fikstürlü bir konferansta açacağız Adana'da inşallah. Çok güzel. Biz bu anlamda bir yenilik olacak. Evet, Golden League'in en önemli yaptığı işlerden biri fikstürlü lig. Yeni sezonda Ankara'da da bir fikstürlü konferans açacağız. Adana'da da bir fikstürlü konferans açabilirsek tüm illerimizde de fikstürlü bir konferans olursa güzel olacak. Bir de senden Mersin'le ilgili de son bir bilgi almak istiyorum. Yeni sezonda Mersin'le ilgili bir çalışman var mı? Ya şimdi Mersin daha önce aşina olduğum bir şehir, yaşadığım bir şehir. Fizibilitesini çıkarmış olduğumuz şehir. Ve oradaki takımların tanışık olduğumuz, futbol oynadığımız arkadaşların bana yoğun baskısı var. Hocam, Kerem hocam gelin artık Mersin'e gelin, Mersin'e kurun. Bizim şu kadar takımımız hazır şeklinde. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Ekip anlamında biraz sıkıntı yaşamıştık önceden orada. Bu sorunu çözersek Mersin'de umarım kısa sürede Golden League ailesine hayırlı olsun diyeceğiz. Yani Mersin'e dahil edeceğiz inşallah. İnşallah biz de yakın zamanda Mersin'i de bekliyoruz. Yine yeni sezonda birkaç il daha açmayı planlıyoruz. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Telefon bağlantısı için çok teşekkür ediyoruz. Son sözlerini alalım, yavaş yavaş kapatabiliriz. Ben de teşekkür ediyorum sizlere beni bağladığınız için yayına. Golden League bu sezon gösterdi ki en iyilerin ligi olduğunu gösterdi. Ben İstanbul'u ve diğer illeri de takıyorum. Takip ediyorum. Muhteşem maçlar oluyor. Takımlara da buradan söyleyeceğim. Gentilmence hak edenin kazanacağı bir finaller olsun, playofflar olsun ve şampiyon Antalya'da hak eden kazansın ve Golden League Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etsin Rusya'da. Biz de teşekkür ediyoruz. Bütün Adana'daki takımlarımıza da başarılar diliyoruz playoff sürecinde. Umarım hak eden şampiyon olur. Adana'daki tüm takımlara ve sana selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağ olun. Evet, bir Adana bağlantısı gerçekleştirdik. Kerem Özgün bizimle birlikteydi. Adana İl Müdürümüz. Orada da playofflar devam ediyor. 22 Temmuz tarihinde final mücadelesi olacak. Kerem'i gerçekten takdir ediyorum. Yani. Şu yönden ya gerçekten işini iyi yapan. Evet. Yani dürüst. Gerçekten bu işini iyi yapan kişilerden biri. Adana'da en iyisi Kerem yani ya, şu an. Düzene bakıyorsun, maçlar bitiyor, maçların yüklenmesi vesairesi, golden sonra programı, oradaki değerlendirdiği her şeyde gerçekten işine hakim. Başarılarının devamını dilerim. İnşallah onların da finalinde orada oluruz. Olmaya çalışırız. Ya da biz onlara da burada misafir ederiz. Daha sonra farklı şeylerimiz olur zaten. Yani evet. Gidebilirsek gideceğiz. Evet. Şu an planlamayı yapıyoruz. Bakalım duruma göre Adana'da olmayı İnşallah. Düşünüyoruz. Gökhan Kaptan, yavaş yavaş programı sonlandıralım. Programın başında bir fotoğraf paylaşmıştık. Bir aile fotoğrafı gibiydi. Böyle bütün oyuncularınız, eşleriniz, çocuklarınız, arkadaşlarınız hepinizin olduğu bir fotoğraftı. Şampiyonluk fotoğrafı. Siz genelde de sezon içerisinde aile olarak bir arada olmayı seviyorsunuz. Evet. Tam bir aile takımısınız. Yeni sezonda da yine böyle devam edecek mi? Tabii ki kesinlikle devam edecek.
Şimdi takımı Erdi de çok yakından tanıyor. Sen de artık biliyorsun. Tabii ki arkadaşlarımız büyük emekleri var. Sahada büyük mücadele, ter döküyorlar. Bizler için sağ olsunlar. Ama bu takımda gözükmeyen abileri de var. Hepsinin yakinen tanıdıkları. Bir Haydar Bıyıkoğlu, bir Tuncay Aygül, bir Serdar abimiz. Bunların da manevi destekleri var. Halit Başkan, Fatih var. Bunların da manevi destekleri var. Bunlar da sürekli her hafta bizle oradalar. Bizden daha çok, yani bu arkadaşlardan daha çok heyecanlanan var kenarda. Evet, sen de biliyorsun. Aynen. Özellikle Haydar çok heyecanlanıyor. Doğru. Hakan var. Haydar'ı ben bazen şey görüyorum, maçta yönetim zaman biliyorum, Haydar maçın bu başında başlıyor, öbür başında bitiriyor öyle maçı. Enteresan bir şekilde. O da oynuyor yani. Ya şimdi bu tarafta ben duruyorsam, iki dakika sonra birbirimizi yiyoruz, ben kovuyorum onu. O diğer taraf. Tuncay da öyle sürekli. Evet, öyle ama hepsinin çok emeği var, çok geliyorlar, herkesle çok ilgilenmeye çalışıyorlar, sağ olsunlar. Acaba başarının sırrı bu mu? Hani aile olabilmek, dışarıdan da yoğun bir destek alabilmek? Ben hep yıllardır aynı şeyi söylüyorum biliyorsunuz. Takım olmak, tabii ki herkes hemen şurada 10 kişi oluşturup bir takım kurarız. Ama o ne zaman aile olursa o zaman başarı geliyor. Aynen. Kimse kimseyi kırmayacak, üzmeyecek, şaka yaptığımı kaldırabilecek. Geçen röportajda söyledim işte, Yavuz en az oynattığımız arkadaşımız ama bu takımın en önemlilerinden bir tanesi. Her maça da geliyor. Her şeye gelir, küsmez, etmez, şakalarımızı kaldırır. Ümit, hiç, yani playofflarda oynayamadı ama her maç oradaydı. Evet. Çocuğuyla oradaydı. Herkes öyle. Ekrem, işte Ekrem. İki maça, yani ligde hiç çağıramadık belki ama playoff'ta çağırdık. Eşiyle, çocuğuyla geldi ve biz bir de hanımlar da birbirleriyle beraberler. En güzeli o zaten. Maçların dışında da. Sadece maç günleri değil yani. Hafta içi bir bakıyorsun, biz şöyle toplanacağız diyorlar. Hadi biz de erkekler bu tarafa toplanıyoruz. Böyle bir ortam var. Bu başarıyı getiriyor. O yüzden de işte Kubişler'in abileri Haydar, Tuncay, Serdar abi, Hakan, bunların hepsine de çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük katkıları var bize. Takım olgusu zaten bu şekilde oluşuyor. Tabii. Dışarıda da buluşuyorsunuz, sürekli bir şeyler paylaşıyorsunuz. O yüzden de zaten başarı geliyor. Kubilay, sen nasılsın takım içerisinde? Halinden memnun musun? Oynadığın yerden memnun musun özellikle? Yoksa başka bir bölgede de oynamak ister misin? Ya aslında benim oynamamdan değil, Yavuz abinin oynamamasından çok memnun. Sen mi kesiyorsun onu? Yani gerçekten inanılmaz bir aile olduk. Yani hepimiz her yerde her zaman görüşebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Yani önemli olan zaten bu bizim için. Hani biz 5 yıl sonra, 10 yıl sonra futbolu bıraktıktan sonra da görüşebilecek bir aile olduk. Hı-hı. Bizim için önemli olan bu oldu. Bunları sen mi söylüyorsun? Buradan bir sataşma geldi Erdoğan yazdan. Neyse, onu sonra konuşuruz. Yani gerçekten önemli olan bu oldu. Dediği gibi yani çok önemli abilerimiz var. Hepsi çok değerli, çok özel insanlar. Yani biz saha içinde elimizden geleni yapıyoruz. Saha içindeki, saha dışındaki abilerimiz gerçekten bizden daha çok çalışıyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Rusya'ya giden takımda da vardın değil mi? Evet. Rusya nasıldı? Biraz onu anlatır mısın? Ya Rusya nasıldı? İnanılmaz başarılıydınız. Gerçekten. Yani. Ya çok isterdik başarılı olmayı gerçekten. Aslında buraya göre, yani İstanbul'a göre, çok zor. Türkiye'ye göre de iyi bir takımdı. Giden takım kötü bir takım değildi. Kesinlikle. Gerçekten. Yani bilen biliyor. Ama gerçekten bizim çok üstümüzdeler, yani ülke olarak gerçekten üstümüzdeler. Çok daha kompaktlar, çok daha birbirleriyle oynamış, düzenleri oturmuş takımlar, sahaya alışkın takımlar. Yani çok özel bir turnuvaydı gerçekten, bana da çok şey kattı. İyi bir tecrübe oldu benim için de. Ama oraya başarı için en az bir 5 yılımız var yani Türkiye olarak. Erdis, Rusya'daki takımı sen de bir takip ettin. Oradaki maçlarla ilgili takımımızın hani gruptan çıkamaması, tabii ki hani böyle büyük bir beklentimiz yoktu ilk başta, ilk kez katıldığımız bir turnuvada. Bir de karma bir takımla gitmiştik. Hani ne kadar bireysel olarak hepsi çok iyi oyunculardı. Herkes tabii kendi takımının en iyi oyuncularıydı, yıldızlarıydı. Evet. Fakat hani yıldız olmak, hani Messi mesela, bir Barcelona'da izlemek var, bir Arjantin'de izlemek var. Yani bu takım oyununu oynamak bence da önemli. Sen verin, onun gibi düşüneceğim. Gibi, yani sen de verebilirsin zaten. Hani yapacak bir şey yok. Oradaki insanlar elinden gelen mücadeleyi verdi. Kısa zamanda bir hazırlanmaları gerekiyordu. Evet. Yani oraya giden insanlar bunun daha iyisini yapabilirler miydi? Yapabilirlerdi. Yapabilirlerdi. Tabii hani ilkin günah olmaz diye bir laf var. Ona da yapacak bir şey yok yani. O şekilde ellerinden gelen mücadeleyi, emeği verip hepsinden Allah razı olsun. Hem götürenden hem gidenlerden. Aynen. Yok. Yani yapabileceklerini yaptılar. Ha. Eleştiri dünyanın her yerinde olacaktır. Yani. Eleştiriye insanın açık olması gerekiyor. Hı hı. Onlar da eleştirecektir. Eleştirenler de olacaktır. Bu eleştirildikten sonra biter gider yani, daha iyisi olana kadar. Ya çok fazla eleştiri vardı, o yüzden kısaca bir açıklayalım diye söyledim ya ben. Çok, yani çok fazla eleştiri ya, hani olacaktır, dört dörtlük yapsanız da yani o takım, Rusya'ya giden takım
şampiyon olsaydı da eleştiri alabilirdi. Evet, anlatabiliyor muyum? Bunlar var yani. Bunlar yapacak bir şey yok. Bunlar bir gün konuşulur, iki gün konuşulur, sonra biter gider. Ha bunlara takılarak yaşayacaksak o zaman onu önlem almak lazım yani. Bunlara takılarak yaşayacaksak önlem almak lazım. Onun dışında ben net söylüyorum yani. Şu Golden League veya halı saha futbolu veya bu camia benim arkadaşlarım, çevremdeki insanlar içerisinde en çok eleştiri alan benim yani. Geri geliyor takılıyoruz, geri geliyor takılmıyoruz. Ama hayat devam ediyor yani. Eleştiriler olacak ya. Eleştiri açık değilse. Aynen. Her şey bitiyor. Eleştiri her zaman yani açıyoruz. Sevgili bir şekilde eleştirilerin hepsine. Giden arkadaşlarımız ellerine gelen mücadeleyi verdiler. Ya, yani biz onlara şu yönden daha çok inanıyorduk. Bunun daha iyisini yapabileceklerini biliyorduk. Evet. Olmadı. Olmadı diye de ne yapacağız yani? Yapacak bir şey takımımız var. İyi olduğu için bizim de bir beklentimiz vardı. En azından gruptan çıkma bir beklentimiz vardı. Yani ben, olabiliyor böyle şeyler. Yani ben olaylara şöyle de bakmak lazım. Gidiş görüntüleri güzeldi, sahaya çıkışları güzeldi. İşte sahadaki ortam güzeldi. Emekleri. Sahadaki emekleri güzeldi ama yani burada oturup oraya gelemeyen insanlardan biri birkaç bir şey söylediği zaman da hani bu kadar tutulmamak lazım veya alınmamak da lazım. Kimse kötü bir şey söylemiyor. Tabii tabii. Etik olmayan bir şeyler varsa da kimse onu bilerek yaptığını düşünmüyorum ben. Aynen. Bir şekilde alele acele sağ olsun Dilaver Akaslanlar hani bir an önce alele acele bir şekilde gitmesi gerekiyor takımı. Böyle bir şablon oluştu. Katılmamız gerekiyordu en azından ilk turnuvaya. Bu bizim için güzel bir tecrübe oldu. Takımımız için, Golden League için. Ya bugün Rusya olur, yani İtalya olur vesaire vesaire vesaire. Aynen. Önemli olan insanları farklı ortamlara götürebilmek, farklı ortamlara sokabilmek. Ben giden arkadaşların hepsine ayağına sağlık diyorum. Giden insanlara da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun. Kesinlikle biz de Rusya'ya giden takımımızı zaten sonuna kadar Kubilay'dan dolayı yani Kubilay burada olmasaydı konu Rusya'ya gelmezdi. Rusya'ya giden takımımız güzel bir takımdı. Yeni sezonda da yurt dışına göndereceğimiz takımımız artık şampiyon olan takım olacak. Evet. Artık vebali günahı onların boynuna olacak. Onları daha sert eleştireceğiz. Bu takım bizim kurduğumuz bir takımdı. Ama öbür takım bu sezondan sonra gidecek takım artık ya, kendi şampiyon olan takım hocam, olmuş olacak. Bir de bazı şeylerde de şöyle bir şey var. Şimdi dilinde kemiği yok. Tabii. Biz burada bu bağlamda eleştiriyoruz. Bazıları daha farklı eleştirebiliyor. Daha farklı veya orada olamayanlar ya ben burada niye yokum diye de eleştiriyor olabilirler. Aynen, aynen. Bunlara takılmamak lazım. Ben sadece olayın şu kısmına bakıyorum. Gidip bilinen bir turnuva yani gidip görülmüş olan bir turnuva en azından hani birazcık daha ben sadece bir skora takılı kaldım orada. Hangisi? O sahadaki oyuncular 7-0 yenilecek oyuncular değildi yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani hocam biz de ekranda seyrediyoruz. Doğru mu? Seyrettik evet. O sahadaki oyuncu kadrosu hiçbir şekilde 7-0 yenilecek bir kadro değil yani. Bizi en üzen maç oydu. Beni en çok üzen oydu yani. Evet, skor olarak. 2-0 yenildi, 3-0 yenildi, 3-1 yenildi, 4-1 yenildi. Her şeye geçiyorum. Ama o oyuncu kadrosu, oradaki insanlar 7-0'ı hani 7-0 hak edecek bir takım değildi. Herhalde bunu o 7-0'ı da temizlemek bize kalacak hocam. Aynen. İlerleyen yıllarda. Bir de halı saha futbolu özellikle Avrupa'da oynanan halı saha futbolu bambaşka bir futbol. Diğer ülkeler platformla farklı. Evet. Diğer ülkelerden gelen takımlar futsal ligi ağırlıklı oyunculardan oluşuyorlar. Yani Cem Keskin tarzı oyuncular. Evet. Yani oranın Cem Keskinlikte bir durumu yok. Alan büyük. O başka bir şey. Öbür turnuvalar hani altışarlı oynanan turnuvalar bu 8'erli bir daha geniş saha. Yani çok teknik bizim takımımızda çok teknik oyuncular vardı. Çok başarılı, yetenekli oyuncular vardı ama hocam, uzun süre bir arada oynamamanın verdiği bir sıkıntıydı galiba. Dilaver Akaslan, Erkan abi bu takımı bir hafta içerisinde 2-3 idman yapıp götürmeye çalıştılar. Şimdi bir şey diyemezsin. 2 idman galiba değil mi? Bir şey, Kubilay. 2. Bir şey diyemezsin ama bir de şöyle de düşünmek lazım. Ya sizi seyrediyor insanlar. Bunun reklamını yapmışsın. Seni seyrediyorlar. Ya 7-0'lık skor o bak oyuncu portföyünün yiyeceği bir skor değil yani. Hı hı. Rakip istediği kadar iyi olsun. Yani 7 kişi savunma yaparsın, o skor yine 7-0 bitmez yani. Maçı biz de seyrettik yani. Oldu artık yol kazası yapabileceğimiz bir şey. Bunlar zaten hayatta var. Aynen. Eleştiriler de olacak. Tabii. Bize de eleştiri olacak. Aynen. İnsanlar konuşacak ama daha iyisi olana kadar. Hayır biz de ediyoruz. Şimdi mesela o takımı Golden League olarak biz gönderdik ama yani eleştirmeyeceğiz diye bir şey de yok yani. Eleştirebiliriz yani ama eleştiri her zaman güzeldir. Yok, hocam bu kadro şöyle. Futbol anlamında eleştirmemiz gereken bir kadro yani kadro derken
bir şey değil. Neden? Çünkü bu adamlar bir anda gittiler. Şöyle eleştirebilirdik. Bu takım 3 ay 4 ay bir arada olsaydı, haftada 2-3 evet. idman evet. yapsaydı, evet. iyi hazırlansaydı eleştirirdik. Evet. Ama 2 idman yaptılar, ilk defa bir araya geldiler. Evet. Mesela Kubilay ilk defa oynadı yanındakilerle neredeyse. Değil mi Kubilay? Evet. Yani şimdi Olimpik Akademi'deki oyununa bakıyorsun, oradaki oyununa bakıyorsun. Şaşırıyorsun, şaşkınlık verici. Hani pas verdiklerinde kime pas verdiklerini bilmiyor. Şimdi burada gözü kapalı bir ne pas veren adamlar var yani. O yüzden hani o 2 idman Erkan, kurtarmadı Erkan, yani. Erkan abiyle de geçen gün takımın hocası yani Rusya'ya giden takımın hocası Erkan abiyle de konuşma fırsatı buldum. O da aynı şeylerden bahsediyor. Ama hani diyorum ya şimdi Erkan abi de orayı ilk defa gördü mesela hoca olarak. Evet. Ben canlı yayında seyrederken duyuyorum. Önde bas, önde bas diye Erkan abi bağırıyor. Takım önde basıyor. Uzun top adam 2-0-0'lık adam Murat abinin yanında kafayı indiriyor. Karşı karşıya gol. Evet ya uzun toptan çok i̇şte, gol yedik biz ya değil mi? O da gittiği platformu bilmediği için önlemi alamıyor yani anladın mı? Orada, o rakibi de ilk defa sahada görüyorsun. Bir de o var yani. Rakibi görüyorsun, ortamı görüyorsun. Farklı bir ülkeye gidiyorsun hocam. Her ülkenin farklı bir yapısı var yani. Aynen. Ben iddia ediyorum gelsin oradaki şampiyon olan takımda. Futbol parkta 7-7 sahada biz çıkartalım bir 7. Evet. Çıksınlar. Farklı olur ya ortam ya, farklı da çok ortam önemli. Farklı da farklı yani. Futbol 8'erle oynuyorsun. 7'şerli yalışmışsın 8'erle oynuyorsun. Sağ daha büyük vesaire vesaire. Aynen. Ben hepsinin ayağına sağlık, hepsine helal olsun diyorum. Aynen. Daha da iyi olacağını, daha da iyi kadrolar yapacaklarını veya daha iyi takımlara gideceğini düşünüyorum. Aynen, biz de teşekkür ediyoruz kendilerine. Hepsinin ayağına sağlık, bizi gururlandırdılar. Golden League'in ismi Continental Futbol Turnuvası'nda oldu. Evet. Bu bizim için yeterli olan kısımdı. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geleceğiz. Kaptandan ve Kubilay'dan son sözleri alalım, sonra kapatalım programı. Şöyle bir şey başlayayım. Ben önce bize böyle bir imkanı sağladığınız için teşekkür ederiz. Sen artık tecrübelisin. İkinci evet, program oldu. Ben hiç amatör top oynamadım. Hı. Ne Kubilay gibi ne Erdi gibi. Hiç amatör top oynamadım. Şu aklımın ucundan bile geçmezdi. Bana bir Erdi ile tanışmadan önce evet. Şu aklımın ucundan bile geçmezdi. Bir halı sahaya takım yapacağız. O takım bizi Moskova'ya götürecek. Veya o organizasyon bizi alacak bir yere götürecek. Evet. Milli forma giyeceğiz. Ne bileyim 10 kişi beraber ağlayacağız, güleceğiz. Benim bu aklımın ucundan bile geçmezdi. Bunu bir kere sağlıyor olmanız bizler için bulunmaz bir nimet. Bunun kıymetini bilmek lazım. Bu yeri geliyor biz de dahil. Sahanın içinde olmayacak şeyler çıkıyor ağzımızdan yapıyoruz, ediyoruz ama bunun o tarafını değil de bu tarafını yaşamaya çalışmamız lazım. Evet. Ben yemin ediyorum bak amatör bilir, amatör oynayamadığım için bırak hani sizle oynayamadığım için kendimi yiyorum. Artık yaş da geçti. Aynen. Şimdi bunu ya mümkün mü ya halı sahada seni birisi 20 maç yapacağız götürecek seni Moskova'ya top oynatmaya götürecek. Aynen. Büyük şans. Bunu değerlendirmek lazım. Bunu kıymetini bilmek lazım. Bunu yaşamak lazım. Bunu bize sağladığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bu noktada da Olimpik Akademi, Gökhan, işte Haydar, Tuncay gibi abilerinizin üstüne ne düşüyorsa da yapmaya her zaman varız. Eyvallah çok teşekkür ediyoruz. Zaten sen her zaman üzerine düşen her şeyi yaptın Golden League için yapmaya da devam ediyorsun. Bütün takımdaki kardeşlerime de en küçüğünden en büyüğüne kadar herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu sene bize çok büyük mutluluklar yaşattılar. Sağ olsunlar. Biz de teşekkür ediyoruz. Kubilay'cığım senden de alalım sözleri, son sözlerini. Ben de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ortam sağladığınız için bana Erdi abime, Ersin abime. Yani Golden League ailesine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yani hayal gibi işte Moskova'ya gitmem yani işte böyle bir ailenin ortasında olmam. Yani bu kadar genç gibi. Böyle şeyler yaşıyor olman güzel yani. Büyük avantaj. Her şey çok iyiydi. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Yeni sezonda inşallah herkes hayırlı olur. Herkese de başarılar diliyorum bütün takımımıza. İnşallah biz kazanırız ve inşallah yine biz şampiyon oluruz. İnşallah. Ama bütün takımlara başarılar. Sakatlıksız, kaza bela olmadan güzel bir sezon geçer inşallah. Biz de şampiyonluğunuzu kutluyoruz. Yeni sezonda da başarılar diliyoruz. Şampiyon olursanız vize maçına gerek duymadan direkt Antalya biletini cebinize koymuş olacaksınız. İnşallah. İnşallah kim hak ediyorsa o kazansın. Yeni sezon çok zorlu geçecek zaten. Evet. Önümüzdeki haftada yani bu hafta sonuna doğru da Free League'in playofflarını yapacağız. Değil mi Erdi? Evet. Onunla ilgili de istersen kısaca bahsedelim. Onunla ilgili de yarın eşleşmeleri sosyal medyada gösteririz. Hı-hı. Pazar günü, cumartesi ve pazar günü maçlar oynanacak. Ondan sonra 2 gün arayla çeyrek final, yarı final, final oynanacak. Bunun dışında Olimpik Akademi takımının 2018 açılış ligi şampiyonluğunda tekrar tebrik ediyorum. Hem yakinen hem de lig sahiplerinden biri olarak. Diğer illerdeki bütün temsilci arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Büyük emekleri var Golden League'i büyütmek adına. Biz, yine söylüyorum, biz farklı bir ortamız. Yani Ümraniye'den başlayan ve bu halı saha liglerini en az 10 yıl, 15 yıldan beri oynayan takımlarla başlayan, hepsinden Allah razı olsun, bir platformumuz. Biz de
tabii ki de şey demiyoruz yani, hani burada maç bittikten sonra hadi arkadaşlar buyurun kupanız gidin demek istemiyoruz. İşi daha da iyi yerlere, bu insanları, yani bugün Olimpik Akademi takımı şampiyon oldu vesaire, yarın Silverbacks takımı olabilir, Eagles takımı olabilir, işte Dalton takımı olabilir vesaire, veya Çengelköy'den işte Üsküdar Gücü olabilir, Yılmaz Çarşı Evsi olabilir, Sefaköy'den Üst Soğuksu olabilir, herkes olur. Bir evet. Expo. Biz kim olursa olsun bu insanları farklı güzel ortamlara, hep beraber insanların izleyebileceği, keyif alabileceği ortamlara sokmak. Önümüzdeki dönem Ocak ayında Antalya'yı çok güzel yapmak, Antalya'da güzel bir ortam yaratabilmek. Daha sonra yine yurt dışı organizasyonu vesairesi, Rusya olabilir, başka bir yer olabilir, İtalya, İngiltere vesaire bir yerler olabilir. Buradaki insanları farklı platformlara götürmek Allah'ın izniyle. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Tabii Türkiye'de bu tip organizasyonlara bir değer verilmiyor, bir sponsorluk verilmiyor ama zorlayacağız, şartlarımızı zorlayacağız. Güzel ortam, insanların çocuklarına anlatabileceği veya işte eşleriyle beraber, arkadaşlarıyla beraber güzel yaşayabileceği bir ortamı sağlamak istiyoruz. Amacımız bu. Yani buranın en iyilerini gidiyorum. Neden söylüyorum? Çünkü ben yıllarca halı sahada oynadım. En farklı ortamları da gördüm arkadaşlarımla beraber. Buradaki oyuncu kaliteleri, buradaki takım kaptanlarının takımlarına bağlılıkları ve bir şeyler yapma çabaları hiçbir yerde yok. Türkiye'nin 81 vilayetinde net söylüyorum, yani hiçbir yerde yok. Bugün Adana'da da izliyoruz. Farklı bir rekabet var. Ama burası bambaşka, farklı bir platform, farklı bir ortam yani. Her yerin tadı farklı. Her yerin tadı farklı. İçindeki oyuncular, takımlar bambaşka. Bu hafta özellikle yarın Free Lig'in playofflarını açıklayacağız. X8'e giren takımlar playoff mücadelesi oynayacaklar. Cumartesi, pazar günü oynanacaklar. 1 ile 8, 2 ile 7, 3 ile 6 ve 4 ile 5. sıradaki takımlar birbirleriyle eşleşecekler ve ilk mücadelelerini gerçekleştirecekler. Free Lig'in hemen ardından da zaten yeni sezonu açacağız. Erdi sponsor demişken buradan bizi izleyen ve Golden League'e sponsor olmak isteyen değerli iş adamlarını da bekliyoruz. Golden League büyüyerek devam ediyor. Sizlerin desteğiyle daha da büyüyecek, yani daha da iyi olacak. Ya bugün baktığımız zaman, yine uzatıyorum olayı. Vaktimiz var mı? Var, uzatabilirsin. Şimdi bugün baktığımız zaman ilk günkünden şu ankine kadar gelelim. Daha farklı bir platformda sunum yapmak, daha farklı yerlere götürmek, daha farklı insanların içinde bulunduğu bir ortam sağlamak. Biz kimseye bir vaatte bulunmuyoruz. Zaten Golden League'i takip edip görenler buradaki kaliteyi ve buradaki insanların neden burada toplandığını anlayacaktır. Gelen kalıyor, devam ediyor. Gelen var. Gelen kalacak çünkü biz yani gerçekten ciddi anlamda ortam olarak da hakikaten şeyiz yani, en iyisiyiz yani. Bunu ne söyleyebilirim? Bunu gidin Adana'daki işte az önce Kerem'le bağlantı yaptık. Ankara'da Serkan Soner hocamızla işte Antalya vesaire daha illeri de büyüteceğiz. Hep beraber o şampiyonluğa gideceğiz. Belki farklı bir projelerde yine bu insanlarla beraber farklı bir şey yapacağız. Televizyon dünyasından olsun vesaire. Tabii sen farklı. TV8'de bir organizasyon yaptın. Oyuncularımızı evet. Oraya götürdün TV8.5'ta. Evet. TV8.5'da bir organizasyon. Peki yine böyle bir şey olabilir belki. Ligimizdeki oyuncuları canlı yayına oraya götürdük. Voley Efsaneler Kupası'na. Böyle farklı şeylerimiz de olabilir zaman geçtikçe. Olacak da yani. Bizim amacımız bu yönde. Biz insanlara daha iyi şeyler katıp bize de destek olunmasını istiyoruz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Golden League bir aile ve bu aile büyüyerek devam ediyor. Sizlerin de bizlerin arasında olmasını ümit ediyoruz. Biz bu ortamdan çok mutluyuz. Ortamdaki takımlar, oyuncular da bu ortamdan bir çok mutlular. Hocam, bir şey daha tabii söyleyeceğim. Gene seni böldüm. Lütfen. Ben buradaki insanlar izleyen yine bizim insanlarımızdır. Hı-hı. Biz bir reklam falan vermedik şu an. Herhangi bir reklam çalışması yapmadık. Daha bu reklam çalışmaları vesaireler olacak. Yani belki Golden League'i biz biliyoruz vesaire, bilenler var, illerde var ama daha bilmeyenler de var. O bilmeyenlerin de bileceği şekle gelecek yani. Buna herkes emin olsun. Daha geniş çaplı bir reklam çalışması yapmadık. Onu evet. Da yaparsak hani zaten o zaman Golden League'in hani büyüme ateşinde iyice evet. Yakmış olacağız. Bugün de Golden Sonra programının sonuna geldik. Olimpik Akademi 2018 açılış sezonu Fixture Ligi şampiyonu oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz. Programımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Olimpik Akademi'nin bütün oyuncularına, seyircilerine, ailesine, hepsine sevgilerimizi iletiyoruz. Birlik Spor takımına da finalde gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Bu sefer olmadı. İnşallah önümüzdeki dönem yine belki şampiyonluğa bu sefer onlar kavuşurlar. Onlara da bir sonraki sezonda başarılar olacaklar. Diliyoruz. Yani Birlik Spor, Ay Yıldız böyle devam ederlerse evet. Soğuk su. Bunlar şampiyon olacaklarının sinyallerini veriyorlar yani. Kesinlikle.
çok başarılı takımlarımız var. Hem Ümraniye'de, hem Sefaköy'de, hem de Çengelköy'de. Hepsine başarılar diliyoruz. Free Lig'in playofflarını bu hafta sonu başlıyoruz. Hemen ardından 5 Ağustos'ta tüm liglerimizde sezonu startını vereceğiz. Yeni sezonda da birçok yeniliklere imza atacağız Golden League olarak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka kaptan ve bir başka konukla tekrar sizinle karşınızda olacağız. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.